Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Nasılsınız? Umuyorum ki hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Süreç içerisindeki Adalet Bakanlığı'nın personel alımı ile ilgili gerekli duyuruları sizlerle paylaşıyorum. Bu videomuzda da önemli bir konuyu ele alacağız arkadaşlar. Çünkü katiplikte uygulamalı sınava girecek olan arkadaşlarımız için bir değişiklik söz konusu olabilir. Hatta %90 bu şekilde olacaktır arkadaşlar. Net olarak Adalet Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi. Sınav metinleri ile ilgili duyuru yayınlandığı zaman bizlerle bu bilgiyi paylaşacaklardır. Fakat bizler önceden size bu bilgiyi ve Sizler o yönde çalışmalarınızı devam ettirin arkadaşlar. Birazdan sizlere bir ekran göstereceğim. Bu ekran katiplik sınavına girecek olan arkadaşlarımız için... Uygulamalı sınav ekranını bizlere göstermektedir. Biliyorsunuz ki geçmiş yıllarda dileyen arkadaşlarımız kağıt isteyerek uygulamalı sınava giriyordu. Bazı arkadaşlarımız da bilgisayar ekranından yazabiliyorlardı. Fakat yapılacak olan yeni değişiklikle birlikte arkadaşlar ekranımız değişecektir. Ekranımızın görüntüsüne bakacak olursak arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi üst kısımda uygulama metni olacak. Sağ tarafta ise saniyemiz yazacak. Bu alanda ise sizler yukarıdaki metni bu alana yazacağız arkadaşlar. Tüm adliyelerde bu ekran kullanılacaktır arkadaşlar. Aldığımız bilgilere göre bazı komisyonlarda ise kağıttan yazmak isteyen arkadaşlarımız tekrardan kağıttan yazabileceklerdir. Şu anda netlik bulunmamaktadır arkadaşlar fakat %90 uygulama ekranımızın bu şekilde olacağı bizlerle paylaşılmaktadır. Ayrıca arkadaşlar şu anda sizler farklı internet siteleri üzerinden uygulamalı metinlere çalışıyorsunuz. Güncel olarak ekranı bu şekilde olan site varsa sizler de yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bizler de bir sitede ulaştık. Sitenin bilgisini açıklamalar kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Sizler linke tıklayarak sınavda karşınıza çıkacak ekrandaki gibi çalışmalarınızı sürdürebilirsiniz. Uygulamalı sınavlardan sonra biliyorsunuz ki mülakat gerçekleştirilecek. Mülakatlarla ilgili de çalışmalarımız yapılacaktır. Bu nedenle kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizlerin de konu hakkında bilgisi varsa elbette ki yorumlar kısmında belirterek bizlerle paylaşarak arkadaşlarımızın konu hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşene dek güncel duyuruları kaçırmamak için mutlaka kanalımızı takip edin arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.